الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني ملكان، فقال أحدهما: إن له مثلا فاضرب له. مثلا سيد بنى دارا واتخذ مأدبه وبعث مناديا: فالسيد الله والدار الجنة والمأدب الإسلام والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyti ala sahabet ve ala rıdvanullah aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itaat ı arıbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kemtini yakın hamdü yakın istedim. Müstakim esrat Allah selamet olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: beyne ana beynen naim vel yakazan, ben uyku ve uyanıklık arasında iken iz etani melekan, bana iki melek geldi. Semadan iki melek, muhtemelen Cebrail aleyhisselamla İsrafil aleyhisselam, suru üfleyecek olan İsrafil aleyhisselam veyahut da başkası. Evet, iki melek geldi. Fakale ahaduhuma, biri, ikisinden biri dedi ki: inne lehu meselen, ona bir misal verelim. Evet, bir örnek anlatalım peygamberimize kastediyorlar. Seyyidün, bir efendi, bena daran, bir bina, köşk bina etti. Ve tehaze me'tebe, ve de bir ziyafet hazırladı. Bir efendi bir köşk bina yaptı ve de bir yemek hazırladı, ziyafet hazırladı. Evet, bu anlatılan dar, köşk İslam binası, ona işaret ediyor peygamberimiz. Ziyafet de ashab-ı kiramla, onun kardeşleriyle hizmet edecek olan kimselerin bir bulunacağı bir ziyafet. Ve be'ase münadiyen, bir de münadi, ey hali filan diye, eskiden hoparlör çıkmadan evvel pazarlarda, kalabalık yerlerde ilan yapan kimseler, bir de münadi gönderdi: rüyamda böyle uykuyla uyanık arasındayken böyle bir şey gördüm ben. Evet, Efendimiz şimdi bunu yorumluyor. Fesseyyidü Allah. Evet, efendi Allah'tır. Efendi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu. Ve daru el cennet. Köşk, hazırladığı köşk cennettir. Semada mevcut olan cennettir. Vel me'tebe, köşkte hazırlanan ziyafet, el İslamu, İslam'dır. Evet. Ve da'i, davetçi de, nida eden de, çağıran da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatemün nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, mührü Muhammed Mustafa'dır. Evet, bu peygamberimizin bize verdiği, ben uykuyla uyanında böyle bir şey gördüm, İki melek bana böyle şeyler söylediler demesi muazzam bir temsildir.
çok acayiplikleri içerir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti bütün insanlaradır. Herkesi davet ediyor. Peygamberliği, risaleti geneldir, umumidir, mutlaktır. Yani ondan sonra başka bir peygamber gelip onun davetini yürürlükten kaldırmayacaktır. Musa aleyhisselam davetini İsa aleyhisselam kaldırdı. Hepsinin davetini Muhammed Mustafa kaldırdı. Ama Muhammed Mustafa'nın davetini, tebliğini, esaslarını kaldıracak bir başkası yoktur. Bu misal ona işaret ediyor. Herkese davet ediyor. Daveti herkesedir ve de neshedilmeyecek. Bütün peygamberlerin, nebilerin, rasullerin şeylerini yerine geçecek ve onun yerine geçecek başka bir davet olmayacak. Bu misal ona haber veriyor. Evet, bugün tek hak din Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere inneddine indallahil İslam. Allah katında tek din, makbul din İslam'dır. Yani İslam'da ilk adımı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Evet, Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber dese de kendini kurtaramaz. Sadece bugün tek din var, Allah katında makbul İslam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Ben gözümle görüyormuş gibi Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve benzersiz olduğuna inanıyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, Muhammed Resulullah'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna gözümle görüyormuş gibi, görmesem de 1400 sene evvel geldi geçti, gözümle görüyormuş gibi kesinlikle hiç itirazsız şüphesiz inanıyorum demek, tek din bu. Bu var kıyamete kadar. Bundan evvelkiler yürürlükten kaldırıldı. Bu şey onu ifade ediyor. Allah'ın nimetlerinden dünyevi, uhravi, ebedi cennetinde kalmak isteyenler Allah'ın ziyafetinden istifade etmeli. Yani İslam'ın emirlerini, hükümlerini yerine getirmeli. Ancak böyle ebedi ziyafete konabilirler. Başka din yok. Sadece o var. Başka peygamber gelmeyecek. Sadece Muhammed Mustafa var. Demek bu rüya budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman'dan, keza Dahhak'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bugün yeryüzünde nerede olursa olsun gerçekten İsa aleyhisselam'ın tebliğ ettiği esaslara göre yaşayan varsa gene de peygamberimizin tebliğini duymuş olmak kaydıyla, ki duymaması mümkün değil. Bugün bir boks maçı alıyor, Muhammed Ali'nin boks maçı, dağ başındaki adam dinliyor, uçaktaki adam da dinliyor, maden ocağındaki işçi de dinliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, yani o zaman gazetelerin yazdığını size arz ediyorum, en çok dinlenen o Muhammed Ali'nin şampiyon olduğu maçmış. Yani bu vesileyle, yani tebligat ulaşmayan yer yok demek istiyorum. Efendim, tebligat ulaşmadıysa yok. Tebligat ulaşmayan yer yok. Yer yok. Bir futbol maçı oluyor, dinlemeyen hiç memleket kalmıyor. Evet, onun için tebligatın ulaşmadığı yer yok. Bugün tek hak din, Allah'ın kabul edeceği din, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah esasına dayalı, Allah'ın emirlerini içeren, Kur'an'ı kabul eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, sünnetlerini, hadislerini kabul eden din, yani İslam var. Ötekiler yürürlükten kalktı. Onlara göre hareket eden cennete giremez. Ebedi me'debeden, ziyafetten, ebedi mutluluklardan mahrum kalır. Bu misal ona verilmiş. Te'tiküm min ba'di arba'u fiten. Ey insanlar!
benden sonra diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dört fitne gelecek. Fitne karışıklık demek. Haklı, haksız kim, bunu ayırt edemeyeceğiniz karmaşaya, karışıklığa fitne denir. Benden sonra böyle dört fitne çıkacak. Dört fitne çıkacak. Tabii çetin imtihan geçirecek insanlar. İnsanlar Allah'ın emri gereği hakka tabi olacaklar. Allah'ın emirlerine uyacaklar ama bunu seçemeyecekler. Çetin bir imtihan. Fitnenin bir anlamı da bu. Böyle dört fitne gelecek. Ferrabi'atu, dördüncü, es-samma'u vel-amya'u, dördüncü felaket. Kulakları sağır edecek, gözleri kör edecek. Yani insan sağır gibi bir şey işitmeyecek. O kargaşanın telaşından, dehşetinden söyleneni duymayacak. Bakacak, görmeyecek. Öyle müthiş, korkunç bir karmaşa, fitne benden sonra dört tane gelecek. Bu dördüncüsü böyle bir şey. İnsanlar böylece marufu bilemeyecekler. Münkeri bilemeyecekler. Marufu emredemeyecekler. Münkeri nehyedemeyecekler, yasaklayamayacaklar. Dinimize uygun emirler maruf, dinimize uymayan emirler münker. Allah'ın rızasını kazandıran işler maruf, Allah'ın rızasını kazandırmayan şeyler münker. Bilemeyecekler insanlar. Gözler kör olacak, kulaklar sağır olacak. Evet, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hakkı söylenen sözleri işitemeyecekler. Kulaklar duymayacak. Evet, nasıl gözü kör, kulağı sağır eden şey el mutlika, bu gelip geçici değil, devam edecek. Bu da geçer yahu, yok geçmeyecek. O zamanki fitne geçmeyecek, devam edecek. Gece gündüz devam edecek. Ta ruku el ümme. Evet, Müslümanlar birbirine girecekler. Karma karışık olacak ortalık. Fiha bil belai arkel eyyim. Yılan çöreklenmiş olduğu gibi bu fitne, karmaşa insanların üstüne öyle çöreklenecek. İnsan sağını solunu, iyi doğruyu seçemeyecek, göremeyecek, işitemeyecek. Öyle bir fitne. Ümmeti Muhammed böyle bir belaya uğrayacak. Ki ümmeti Muhammed biliyorsunuz yalnız biz değiliz. Biz davet, icabet ümmetiyiz. Kabul etmişiz elhamdülillah. İnanıyoruz. Bir de icabet ümmeti var. Şimdiki bütün kıyamete kadar yaşayanlar davet ümmeti. Onlar da dahil. Göremeyecekler, şaşıracaklar. Gözleri görmeyecek, kulakları sağır olmayacak. İyi doğruyu seçemeyecekler, söyleyemeyecekler. Bizim biliyorsunuz ahir zaman ümmeti Muhammed'in, Müslümanların alameti farikası, şunun bir markası var, üstünde yazıyor burada. Evet, imal ettiği fabrika yazıyor, markasını yazıyor. Evet, biz ahir zaman ümmetiyiz. Bunun markası nedir? Nereden bileceğiz bir adamın ahir zaman ümmeti olduğunu? Öyle diyor. Marufu emreder. Marufu emreder ümmeti Muhammed, münkeri nehyeder. Kur'an-ı Kerim'de öyle, bizim tarifimiz öyle yapılıyor. Allah'ın emirlerine uygun, şeriata yani dine uygun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine, sünnetlerine uygun olan şeyleri emrederiz biz. Böyle bir huyumuz, özelliğimiz var. Buna uymayan şeyleri tabi olmadığımız gibi önleriz. Başkasına da yaptırmayız. Bunun için çalışırız. Bu bizim görevimizdir. Böyle bir özelliğimiz var bizim. Ama o zaman işte bunlar hangisi maruf,
hangisi münker, hangisi güzel, hangisi yanlış bilemeyeceğiz, bilinmeyecek. Öyle bir fitneler, gözü kör eden, kulağı sağır eden, dil tutulan, kulağı sağır eden öyle karışık olaylar gelecek. Temutu fiha. Evet. O kargaşalıkta hatta yunkara fihel maruf ve yurafe fihel münker. İyi güzel olan şeyler münker diye bilinecek. Münker diye bilinen şeyler maruf olacak. Karıştıracaklar iyi ile kötüyü, güzelle çirkini karıştıracaklar, bilemeyecekler. Hatta güzel diye gittikleri yanlış olacak. Yanlış diye gittikleri iyi olacak. Fark edemeyecekler. Yılanın çöreklendiği gibi böyle fitne kaplayacak. Bu halde fark edemeyecekler. Temutu fiha kulubuhum kema temutu abdanuhum. O fitneler içerisinde, fitne günlerinde fitneden kendisini isabet edenlerin bedenleri öldüğü gibi kalpleri de ölecek. Söylenenleri kabul etmeyecekler. Doğru söyleyeceksin ama inanmayacak herif. İnanmayacak. Kendi bedenleri öldüğü gibi, gözü kör, kulağı sağır olduğu gibi kalpleri de duymayacak, duymaz hale gelecek. Evet. Mihnet, sıkıntı, azabın şiddetli olmasından dolayı. Evet. Kur'an-ı Kerim'de fitne ile ilgili birçok ayetler var. Feize uziye fillahi ceale fitneten nasi kezabilla elif la mim hasiben nasi en yutraku en yekulu amennâ bihim la yuftenun. Çok ayetler var. Fitne imtihan, kargaşa demek. Anarşi demek bugünkü tabirle. Terör demek. Kargaşa demek. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerde onlardan bahsedilmiş. Evet, benden sonra dört fitne gelecek. Bu dördüncü, sonuncusu gözleri kör edecek, kulakları sağır edecek, kafa çalışmayacak, kalpler kör olacak, iyi doğru fark edilmeyecek, insanlar iyi diye gittikleri yanlış olacak, yanlış dedikleri iyi olacak diye uyarıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu şekilde ahir zaman alametlerini İmam Suyuti Hazretleri tefsiri var. Her gününe bir eser düşecek şekilde velüt bir müelliftir. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, ona da rahmet eylesin. Onun Ahir Zaman Mehdisi Alametleri diye kitabı var. Biz de onu tercüme etmiştik. Orada da bunları hepsini birden toplamış, yazmış. Öyle zamanlar gelecek. Bunları öğrenmeli insanlar, hazırlıklı olmalı. Ha, bu peygamber dediği şu galiba diye kendine gelip kurtarmalı kendini. Öyle onun için haber veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal çıkması mesela. Deccal karıştıran adam demek. Öyle güzel konuşuyor, öyle ikna edici, mantıki silsile içinde konuşuyor ki herkesin ağzı açık böyle onu dinliyorlar. Anlatması böyle olmanın yanında bir delikanlıyı ortadan ikiye bölüyor, öldürüyor. Kalk diyor, kaldırıyor, konuşuyor. Ne kadar hayret eder insanlar. Hayvanla konuşuyor, bulutla konuşuyor. İşte buna bilgisiz olanlar bu onun hokkabazlıklarına kapılacaklar. Ama bu bilgileri olanlar o peygamberin dediği şu hokkabaz olmasın, şu karıştırıcı olmasın diye düşününce alnındaki heze kafir, bu kafirdir yazısını görecekler. Aksi halde o yaptığı olayların etkisinde kalıp alnındaki kafir yazısını bile görmeyecekler diyor. Gözler kör olur, kulaklar sağır olur. Bilgisiz olursanız, evet o zamanın insanları bilgisiz olursa kapılıp gidecekler, mahvolacaklar. Şimdi sanki o devirlerin başlangıcı mı desek, şimdi televizyona kötü diyemeyiz. İyi şeyler de söylüyor ama hiç iyi şeyler de söylediği çok az ya. İnsanlar o yanlışları göre ona artık alışıyorlar. Aksini söyledin mi olur mu kardeşim ya filan diyor. Alışmış ona çünkü.
alıştığı şeyi normal karşılıyor. Evet, faiz haram dedin mi olmaz be ya diyor herif. Alışmış çünkü içinde. Evet, o hale gelecek. İşte bilgi sahibi olmazsak bunlardan kurtulamayacağız. Onun için İslam'ı iyi öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmeliyiz. Haram helalı iyi bilmeliyiz. Fıkıh bilmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini bilmek için hadis okumalı bilmeliyiz. Ki o karışıklarda bu dediği deyip kendimizi tutabilelim, koruyabilelim. Evet, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifti bu. Evet. Tabi'u beynel haccı vel umra. Ey ümmeti Muhammed, hac ve umreyi peşi sıra yapın. Ömürde bir defa hacca gitmek farz. Yaptım kardeşim demeyin. Arkasından umreye gidin. Arkasından bir daha hac yapın. Arkasından bir daha umre yapın. Her zaman umre hac yapın. Tabi'u peşi sıra yapın. İza haceştüm fe'temiru. Ve izâ ihtemertum fehuccu. Yani hac ettiğiniz zaman hemen arkasından ömre yapın. Ömre yaptığınız zaman hemen arkasından hac edin. Sanki şey gibi, bir dizi gibi hep hac ömre, hac ömre, hac ömre devam etsin. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor. Devam edin. Evet. Ara vermek sizin demek bu. Mütabaat, çünkü bakıyoruz mesela bir insan şeyse Ramazan orucunu bozsa, kasten bozsa ona kefaret lazım gelir. Kefaret ne demek? Fasiyamu şehreyni mütetabiayni. Peşi sıra arka arkaya hiç aralık vermeksizin 2 ay oruç tutmaktır. Bir de yerine tutuyoruz, 61 oluyor. Onun gibi araya ara verirseniz hepsi birden yok oluyor. İşte bu Efendimizin sözü de böyle. Peşi sıra ara vermeksizin ben bu sene hacca gittim, seneye bir daha git. Arada ömre yap, hacca et, bir daha ömre yap, bir daha hacca et, bir daha ömre yap, bir daha hacca et. Devam edin diyor. Tabi'u. Devam edin, ara vermeksizin devam edin. Hac ve ömreye devam edin. Evet. Fe inne mütabaate beynehüme yezidani fil ecel. Hac ve ömreyi her sene peşi sıra yaparsanız çok yaşarsınız. Ömrünüz uzar diyor Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah ne buyuruyor? La yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Benim Habibim Muhammed Mustafa yalan söylemez diyor. Ne söylerse doğru söyler. O da diyor ki bak hac ve ömrü peşi sıra yap. Her sene yapın. Tamam, ömürde bir defa farz ama Efendimiz diyor ki her sene hac ve ömrü yapın. Hac zaman hac, arasında da ömrü yapın. Hem de devam etsin bu. Böyle hac ve ömrün devam etmesi efendim yezidani fil ecel. Evet. Kaç sene yaşayacak? 60 artırır. Hocam olur mu canım? İza caa ecelhum la yestahiruna saaten ve la yestakdimun ayeti var. Ecel geldi mi ne uzar ne geriye kalır ne ileriye gider. Anında Azrail işini görür. Allah öyle söylüyor. Peygamber böyle söylüyor. Peygamber Allah'ın emri aykırı mı? Haşa. Diyorlar ki alimler, böyle oldum Allahümme. Allah'ım yardım et. Şöyle diyorlar. Levh-i Mahfuz'da bu adam her sene hac ömre yaparsa ömrü şu kadar olacak. Yapmazsa şu kadar olacak yazar. O Cebrail onu bilir. Görevli melekler onu bilir. Peygamberin dediği budur. Onu söylüyor. Ama adamın her sene hac ömre yapacağını da Allah bilir. Bu da o kendisinde, kimsenin bilmediği kendisinde olan kader yazısıdır diye açıklama yapıyorlar. Evet, demek ki sen her sene hac ömre yaparsan ezelde senin kaderinde her sene hac ömre yapacağın yazılıymış. Yoksa nasip olmaz. Evet.
Esas kader böyle. Şeyde levh-i mahfuzda meleklerin, yaratıkların görebildiği o yazı ise işte bundan söylüyor peygamber, diyorlar. Her sene hac ömre yapanın ömrü uzar. Daha bitmedi. Ömrü uzar dedikten sonra ve yenfiyenil fakir. Fakirlik yüzü görmez adam. Fakirlik de gider. Hac ve ömre zenginlik sebebidir. Hac ömre gidenler zengin olurlar. Evet, zengin olurlar. Fakirliği giderir hac ve ömre her sene. Mütabaat beynehüme. Hac ve ömre peşi sıra yapılması ömrü uzattığı gibi fakirliği de giderir. Fakirlik yüzü görmez adam. Ve zünub, günahlardan da eser kalmaz. Helal parayla kurallarına uygun olarak zaten bir hac yapsan raca keyome veledettü ümmü, hacı anasından doğduğu gün gibi tertemiz döner gelir. Günahlardan eser kalmaz. Orada kimseyle tartışmadan helal parayla kurallara uygun hareket ederek hac yaparsanız bir hac bile zaten bütün günahlar siliyor. Her sene bir daha gelinceye kadar arada işlemişsen onları da ömre ve hac sildirir. Günahları, fakirliği kovar. Ömrü uzatır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene mesela sadaka da malı artırır diye yemin ediyor Peygamberimiz. Efendimiz bunun gibi bunlar levh-i mahfuzda olan şeyleri bize aktarıyor. Esas kader değişmez. O sen kendinde mahfuzdur Allah'ın. Kema yenfil kirul kubus. Siz bilmezsiniz. Burada da demirciler var, kalaycılar var. Körük vardır. Onun üflediği yerde kömür vardır. Kömüre işte tencereyi koyar, kabı kacağı koyar. Kalaycı, demirci onu ısıtır. Ondan sonra kalayı üstüne sürer. Kapkara bakır olur. Böyle tertemiz, bembeyaz olur. Bu kömür, kömürün tozunu şey eder, yakar. Aynı kömürcünün, demircinin körüğü gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahları, pislikleri bu hac ve ömre üfürür, tertemiz eder. Her sene hac ve ömre yapanlar günahlardan kurtulmuş olurlar. Aynı demirci körüğünün kirleri, pasları temizlediği gibi. Evet. Şimdi Gümüşhaneli Hazretleri İbnül Arabi şöyle bir şeyde bulunmuş. İbnül Arabi'yi filmde seyrediyorsunuz. İbnül Arabi demiş ki günahları, burada affedilen günahlar küçük günahlardır. Büyük günahlar değildir. Evet. Büyük günahları namaz affettiremezse hac ve ömrü nasıl affettirecek demiş. Öyle söylemiş. Ama diğer alimler de diyor ki hepsini affettirmesi Allah'tan umulur. La taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umut kesilmez. Onlar için ayrıca tevbe gerekir filan diyor da, diyorlar ki hepsinin affettirmesi Allah'tan umulur. Allah'tan umulur. Evet, hadis hac ve ömre böyle. Efendim adam ömründe bir defa gidecek, sıraya koyuyor. 10 senede sırayını geliyor. Tamam. Bunun dışında gitme yolları da var arkadaş. Sen nerelere para vermiyorsun ki? O zaman özel firmalarla gideceksin. Bu müjdeyi almak için. Bak her sene gidersen diyor, böyle olur. Nerelere para vermiyorsun ki? Nerelere? Evet, Efendimiz bize bu uyarıyı yapıyor. Gidin diyor. Gidin orada dua edin de İslam alemini karıştırmak isteyen kafirlere Allah set koysun, onların ellerini Müslümanların arasından çeksin, karıştırmasın. Öyle söylüyor. Her sene gidin dua edin oralarda diyor. Evet efendim. Hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel Beyhaki Şuab-ül İman'da Ömer İbnül Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan nakletmiş. Evet.
tabi'u beynel haccı vel umra. Ömre ve haccı peşi sıra yapınız. Finne mütabaate mâ beynehüme tezidü fil umr. Onları peşi sıra yapmak, haç ömre yapmak ömrü uzatır, rızkı artırır. Ve tenfiz zünub min beni Adem, körüğün demirin pasını giderdiği gibi insanoğlundan günahları çeker atar, temizler diye nakledilmiş. Bir iki kelime değişikliğiyle başka rivayetlerde var. Tabi'u beynel haccı vel umra, gene aynı mahalde bir hadis-i şerif. Hac ve ömreyi peşi sıra yapınız. Fe innehüme yenfiyanil fakr ve zünub. Çünkü onlar fakirliği ve günahları temizlerler. Genel söylüyor burada. Küçük büyük bahsetmiyor. Hepsini temiz. Kema yenfil kir kiru hubsel hadid. Körüğün, demirin pasını, kirini temizlediği gibi. Ve zehep el fudda. Altını, gümüşü eritiyorlar. İçindeki bir şeyler defolup gidiyor, hakikisi kalıyor. Aynı bu hac ve ömrü de insanın pası kiri durumundaki günahlarını tertemiz ederler. Yani gidin oraya yorgunluk ateşiyle, Kabe'nin ateşiyle, hararetin, güneşin ateşiyle demirci körüğünü ısıtıp da pası çıkardığı gibi sizi de ütülesinler, temizlesinler diyor Peygamberimiz. Gidin oraya diyor, her sene gidin. Öyle söylüyor. Evet, tabii Efendimizin bu sözü şey prensip edinip çeşitli yollardan her şeyi insan peşine takılırsa yapıyor. Yani şimdi kusul böyle, başka yerlerden gidilebiliyor. Yalnız biraz paraya kıymak lazım. Onu yaptın mı da böyle şeyle uğraşıyor. Velise lil haccetil mebrura. Şunu da bilesiniz ki ey ümmeti Muhammed, mebrur hac için yoktur sevabun illel cennet. Karşılığında cennet vardır. Daha ötesi var mı? Hac-ı mebrurun karşılığı ancak ve ancak cennettir. Hac-ı mebrur ne demek? Helal para. Yolda giderken, gelirken orada kimseyle kavga etmeyeceksin. Yan çizmeyeceksin. Tembelliği etmeyeceksin. Söz söyler bile itiraz etmeyeceksin. Hakkımı neyi yedin diyor filan diye çıkışmayacaksın. Koyundan yavaş olacaksın. Gözü yaşlı olacaksın. Evet. Diline, eline, beline hakim olacaksın. Ve böyle bir hac-ı mebrur sahibi olacaksın. Anadan doğduğun gibi günahlardan temizlenir. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Karşılığı da cennettir. Mebrur hac, makbul hac demektir. Mebrur hac demektir. Hiç günah kalmayacak şekilde riya olmaksızın, riya gösteriş için değil, sıfır zahibari için, bu hedefe ulaşmak için mebrur hac bu demektir. Onun da karşılığı cennettir diyor Efendimiz. Allah bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Amin. Tirmizi, Nesai, Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, te'til melaike. Melekler gelirler. Bunlar nurani cisimleri olan yaratıklardır. Latiftirler, görünmezler. Seninki etten kemikten. Onlarınki öyle değil. Nurani yaratıklardır. Melekler gelirler. Erkeklikleri, dişilikleri yoktur meleklerin. Çeşitli kılıklara girerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamı asli hüviyetiyle görebilen tek insan. Ötekiler dayanamamış. İnsan kılığında gelmişler. Tebliğe, Allah'tan emirleri peygamberle getiren melek. Ama Peygamberimiz aslı hüviyetiyle görmüş ilk vahiy sırasında. Allah onu ona hazırlamış zaten. 2 yaşındayken ameliyat etmişler. Arkadaşları söylüyor. Aramızdan götürdüler birileri diyor. Karnını yardılar diyor. Sonra diktiler, yıkaladılar diyor. Anlatıyor çocukluk arkadaşları. Ondan sonra bir de
Miraca çıkarken keza ameliyat etmişler. Hulâsa Allah Celle Celle onu özel bir şeye tabi tutmuş. İkra emri geldiği zaman aslı hüviyetini görmüş. Ufku kaplamıştı diyor. Ufku, gözün görebildiği bütün sahaları kaplamıştı. Öyle bir yaratık görse insana dayanamaz zaten. Korkudan bayılır düşer. Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi. Allah'ın tecellisine, dağların un ufak olmasını görünce ve harra Musa sa'ika. Uçakla hacca giderken Kahire'den geçerse uçak, görüyorsunuz o kızıl kayalar, gök kayalar, o dağlar, Tur Dağı'nın etrafında dağlar bir anda toz olmuşlar. Onu görünce koca Musa böyle elinle, tek elinle kardeşi Harun'u, ki iri bütün adammış, sakalına tutup havaya kaldırmış adam. Tur Dağı'na indiği zaman neden bunlara bakmadın? Bunlar gene altına tapmaya başlamışlar diye öfkesinden tutmuş sakalına, tek eliyle kaldırmış. Öyle kuvvetli Musa buna dayanamış, pat diye bayılıp düşmüş. Evet, ama Muhammed Mustafa gördü. Miraç'ta Allah'ı da gördü. Hiçbir peygamberin nasip olmayacak ama şekil, şey şartları, mekan şartları yok. Allah nasip etsin, cennete giderim. Soralım nasıl gördün diye, zaten orada Allah bizi nasip ederse girmeyi, Cenab-ı Hak cennetliklere görünecek. Evet, Kur'an'ı kendi okuyacak müminlere. Evet, oradaki şartları bilmiyoruz. Girince öğreneceğiz. Ama Kur'an'da böyle var. Gözü şaşmadı, bayılmadı, ayılmadı, gördü. Hakikatin ta kendisini gördü. Kur'an ayeti var. Evet, Cebrail Aleyhisselam'ı da tarif ediyor böyle. İki defa görmüş. Bir ilk vahiy geldiğinde Hira mağarasında, bir de Miraç'ta giderken Sidret-i Müntaha'da demiş ki, kardeş Muhammed, benimki bu kadar. Bundan öteye hiç kimse gidemedi. Sen, sadece sen girmeye haklı, yetkilisin. Orada bir daha görmüş. Aslı hüviyetiyle Cebrail Aleyhisselam'ı. Evet efendim. Melaike böyle yaratıklardır. Çeşitli kılıklara girerler. Musa Aleyhisselam'ı daha evvel de anlattık. Gelmiş Azrail Aleyhisselam insan kılığında, senin canını almaya geldim demiş. O güçlü Musa bir tokat atmış ona, ağız burun dümdüz. Tekrar dönmüş. Demiş, ya Rabbi, canını al dedin, adam bak beni ne yaptı. Ne dedin? Canını almaya, senin canını almaya geldiğince öyle, tabii yaparlar demiş. Şimdi sen bir daha git, ben Azrail'im, Allah'ın emrini yerine getirmeye geldim, de bakalım ne diyecek. Gitmiş, hemen hazır ola geçmiş. Emrine hazırım. Ama demiş Azrail Aleyhisselam, Allah bana bunu emrederken sonra ona sor, isteği var mı? İsteğim var demiş, olsa ne olacak? Sonra gene öleceksin demiş. O zaman demiş, benim bir isteğim var. Benim canımı demiş Kudüs'te, kırmızı tepelerde, orada al demiş. Anında o da olmuş. Peygamberimiz de tarif ediyor. Miraç'a giderken diyor, o kırmızı tepedeki yamaçtaki kabrine vardım, orada konuştuk diyor. Siz de oraya giderseniz, kırmızı tepelerde Osmanlılar oraya türbe yapmışlar, bir medrese kurmuşlar, ilim ocağı yapmışlar. Aynen duruyor orada. Görebilirsiniz. Efendimizin tarifi gibi kırmızı yamaçta. Evet. Dayanamamışlar. Ama Efendimiz dayandı. Azrail, Cebrail'in hakiki hüviyetini görmeye dayandı. Evet. Te'til melaike. Melaike böyle ruhani yaratıklardır. Vardırlar. Allah'ın yeryüzündeki işi gördürmek için aracı, peygamberlere emir getirip götüren görevlileridirler, melekler. İşte her melek var, görevi var. Zelzelelere bakan var, yağmurlara bakan var, işte peygamberlere işine şuna buna bakan var. Allah'ın melekleri emrinde çalışan melekler, dişilikleri, erkeklikleri yok. Sadece Allah'ın dediğini yaparlar, kötülük yapma kabiliyetleri yok. Âmentü billâhi ve melâiketihi.
Biz Allah'a da meleklerine de inanırız. Bu melekler gelir. Kime? Bir Ebu Bekir'in. Evet, Ebu Bekir Sıddık'a gelir. Gelir. Ma'an nebiyyine. Evet, peygamberlerle beraber ve sıddıkıyla, sıddıklarla beraber. Evet. Evet, tezuffuhu ilel cenne zeffa. Evet. Ebu Bekir övüyor şimdi peygamberimiz. Hep bu dünya bitecek. Şimdi evvelce ölenler kabir alemi, berzah alemi denilen bir alemde, iyiseler cennette, kötüyseler cehennemde azap çekiyorlar, safa sürüyorlar, cennetlikler. Bu da var, Kur'an'la sabit. Bazı profesörler kabir azabı diye bir şey yok falan diye palavra sıksalar da şimdiye kadar sanki bunu başka gören olmamış gibi öyle söylüyorlarmış. Ben dinlemem de vaktim olmuyor ama bana sordukları için size arz ediyorum. Daha dün söylediler, öyle söyleyenler var diye. Sanki bin küsür senedir kimse hiç kafası çalışmamış, kabir azabının olmayacağını görememişler de şimdikiler bulmuş gibi bas bas bağırıyorlarmış. Var, Kur'an'da var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe arz ederiz. Aynen Kur'an'da var. Ayet açık. Halbuki üzlifetil cennetü lil müttekine gayre ba'id. Ayetle sabit. Cennet de cehennem de hazır ama boş. Ne zaman dolacak? Kıyamet kopacak. Mahkeme kübra kurulacak. Davalar görülecek. Mahkumlar cehenneme, müminler cennete. Vesikallezine takav ila rabbihim zümera. Bölük bölük, barış barış. Aynen böyle. Cehenneme gidenler, yürüyerek gidenler var, dizüstü gidenler var, sürünerek gidenler var. Ondan işi durumlarına göre felaket, felaket o zaman olacak. Şimdi boş. Ama Allah da buyuruyor ki biz Firavun'u sabah akşam ateşe sokarız. Demek ki şu anda kabir dolduğuna göre kabir azabı var işte. Ayet var ha. Peygamber de söylüyor zaten. Ben diyor insanlar yanlış iş yapmayacağını bilsem bu ölen adamın kabrine konunca ne kadar bağırdığını işittirirdim onlara diyor. Ama biz gömdüğümüz adamı öyle bağırdığını işitsek, vay be biz boşuna gelmişiz herifi, sırtımızda başına taşımızı diye gömmezler. Bırakıp kaçarlar. Sonra ne olur? Yılan çiyen kurt çakal yer insanın cesedini. Halbuki insan eşref-i mahlukattır. Yaratıklardan üstündür. O da insanın yaratılış şeysine uymaz. Onun için diyor duyurtmadım diyor. Yoksa duyacaklardı herkes. Kabre konunca sualleri, çektiği azabı, gördüğü safayı bileceği, böyle yaparlar diye ben diyor duyurtmadım diyor. Evliya olursan duyarsın. İçeride yatanla konuşursun. Konuşanlar bir tane değil, çok var. Çok var. Şimdi onu reddediyor senin profesörün. Öyle bir şey yoktur canım filan diyor. Şimdi bakalım oraya varınca ne yapacak? Ne yapacak? Çünkü kıyametin daha yarın kopacağını kim biliyor? Kıyamete daha çok zaman var. O da çok yaşayamayacak. O şeylere girecek. İnkar ettiğini orada görecek. Kabir azabı var mıymış, yok muymuş? Evet. Melekler bu şeyde Mahkeme-i Kübra kurulduktan sonra peygamberler İlk bayrağı Muhammed Mustafa çekecek. İlk yaratıldı. Onun nurundan her şey yaratıldı. Kendi söylüyor. Benim nurumdan yaratıldı her şey diyor. Ama dünyaya ilk olarak gelen adam olmadı. Adem oldu. Son peygamber olarak geldi. Fakat cennete ilk giren Muhammed Mustafa olacak. Ve onun peygamberler arkasından girecekler.
Ondan sonra da her peygamberin bir ashabı var. Cennetlik düzgün insanı var ama peygamberimizin ashabı Ebu Bekir işte başta olmak üzere. Melekler gelirler diyor o peygamberler, arkasında hemen Ebu Bekir. Evet, ona şimdi tezuffuhu ilel cenne, marş marş cennete yürü, uyuklayıp durma derler Ebu Bekir'e. Allah şefaatinden nail eylesin inşallah. Peygamberler böyle giderken Ebu Bekir de arkası, hadi sen de yürü filan derler. Evet, marş marş süratle yürümesini isterler. Bütün diğer insanlardan evvel Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir, evet. Efendim, cennet 8 kapılı. Peygamberlerin gireceği kapı var. Ebu Bekir o kapıdan girecek. Ebu Bekir cömert insan. Cömert insanlar da o kapıdan girecek. Cömertliğini hayra verivermiş insanlar. Ebu Bekir de bırakmalını, canını Resulullah için harcamış insan. Hani şeye giderken, Medine'ye giderken yolunu şey etmişler, adam göndermişler. Bir önüne geçermiş, önden bir zarar gelmesin peygambere, zarar bana gelsin. Bir arkasına geçermiş, canını bile feda eden bu cömert insan hemen peygamberlerin arkasından cennete sürüklenecek. Melek de gelecek, uyuklayıp durma, yürü, biraz hızlı git derler diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Ebu Bekir'in şerefi böyle yüksektir. Elhamdülillah biz o Ebu Bekir'e severiz. Ona hep dua ederiz. Dualarımızda hep ekleriz. Şimdi hoca da ekledi. Camilen önünde sonunda. Ha. Ama ben Müslümanım deyip de ona küfreden, lanet edenler de var. Allah onlara da hidayet versin. Bize ve neslimize de öyle sapıklıktan korusun inşallah. Evet, Efendimizin böyle daha niceler, nice övmüşler. Böyle bir adama hiç lanet okunur mu? Küfredilir mi? Ama işte İslam alemini bu kafirler, Yahudiler böyle karıştırmışlar. Kafaları bulandırmışlar. Evet, tebluğu hilyetel ehlil cenneti. Evet. Mlebbegal vudu. Vudu. Evet. Şimdi namaz kılacağız. Namaz kılmak için ön şart ne? Abdest almak. Pisliklerden temizlenmek. Şeriatın, yani dinin tarif ettiği pislikleri temiz olmazsan elbisende, üstünde, başında namaz kılamazsın. Onu temizlenmekten başka abdestsizlik pisliğinden temizliği, hadesten taharet, necasetten taharet diyoruz ya, hadesten taharet, abdest almak namazın şartlarındandır. O olmazsa namaza giremezsin. Namaza dahil olamazsın. Namazda olmaz yani. Evet, şimdi abdesti yakışır almak lazım. Abdestin 4 farzı var. Evet. Yüzünü yıkamak, dirsekleriyle beraber yüz, saçın üstünde, saçın bitiminden şöyle bir çizgi vardır orada. Kel olsalar bile orada bir yüz kısmıyla baş kısmını ayıran bir hat vardır. Oradan çene altına kadar yukarıdan aşağıya iki kulak arasında gelen enine olan bölgeye yüz derler. Burasını yıkayacaksın. Elini dirsekler dahil yıkayacaksın, kollarını. Ondan sonra başına mesedeceksin. Ondan sonra topuklar dahil ayaklarını yıkayacaksın. 4 farzı var. Ötekiler işte besmele çekersin, niyet edersin, onlar sünnet. Tabii onlar da olacak da. Bu 4'ü var, abdest var. Şimdi bunları yaparken, abdesti yaparken güzel yapmak lazım. Neden? Çünkü
cennet çok güzel, muazzam süsler var, muazzam süsler var, altından, gümüşten, en kıymetli şeylerden cennetliklere süsler var. Min esavre min fıddah. Evet, bilezikler, yüzükler falan, neler var neler, yakuttan. Ha, yüzük takıyorsun buraya, bir taş koyuyorsun, akik taşı filan. O yakuttan, öyle şeyler var, cennette süsler var. Şimdi bu süsler nerelere, cennetliklerin neresine konur? Evet, neresine konur? Onu söylüyor Peygamberimiz. Süsler, cennetin bu güzel süsleri, abdest suyunun uzandığı, vadu, abdest suyu demek, abdest suyunun değdiği yerlere kadar takılır. Abdest suyun değdiği yerlere takılır. Abdest suyunun. Onun için Bilal Habeşi ta omuzuna kadar çemrenmiş, giydiği kamisini buraya kadar yıkarmış. Ne yapıyorsun lan diyorlarmış. Süs takıyorum, süs diyormuş. Evet, evet, abdest suyu oraya kadar uzunca buralar süs takılacak. Öyle şöyle yapıyor adam, dirsek kuru kalıyor. Abdest olmadı arkadaş. O ta omuzuna kadar yıkıyormuş. Evet, süslerim çoğalsın diye. Onu diyor Peygamberimiz. Cennetliklerin süsleri. Evet. Neden süsten bahsediyorsun? Bir erkeğin 80 tane nikahlı hanımı olacak. Uf, 400 tane en az hurilerden cariyesi olacak. Güzel süslenmiş olacaklar. İşte bu süsler. Diyor ki burada hoca Gümüşhaneli Hazretleri, erkeğin süsü diyor orada kadından süsünden daha güzel görünecek diyor. Evet, evet. Cennette aler ricali ahsene minen nisa, bu süsler kadınlarından daha güzel olacak diyor. Bu kadar kadınları hayran olsun diye herhalde, bilmiyoruz tabi. İnşallah gidince konuşuruz. İnşallah. Evet, amin deyin yahu. Amin. Evet. Allah nasip etsin. Amin. İnşallah. Evet, gerçi bizim adamımız bunları istemiyor ya. Yunus, cennet cennet dedikleri birkaç huriyle birkaç gılman, isteyene versen anı, bana seni gerekse, ben onları istemiyorum diyor. O da güzel söylüyor da, o çok akıllı. Böyle dedikçe çit alacak. Evet, akıllı. O da onları istemem demiyor yani. Ben onun için cennet istemiyorum, seni görmek için dedikçe daha çok alacak tabii. O daha akıllı. Biz o kadar akıllı düşünemiyoruz. Cennette girmek için, cehenneme korunmak için yapıyoruz. Ama öyle kuvvetli, güzel iman Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Evet, cennetlik ehlinin şeyleri, süsleri, şeylerine, abdest suyunun değdiği yerlere kadar olan bölgelerde olacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi böyle. Evet, şu hadisi okuyorum. Şimdi altın gümüşten bahsettik ama dur hele. Altın gümüş o kadar iyi değil. Tebben lizzehebi vel futta. Evet, şu altınla gümüşe yok olsun, bulunmasın, görülmesin. Yapma hocam ya, altın gümüş için garip, uykusunu terk ediyor, rahatını terk ediyor, ne kadar yoruluyor. Peygamber böyle söylüyor, ne yapalım yani, bulunmasın, görülmesin şu altın gümüş. Evet, neden acaba kıyla femenet tahiru. Evet. O zaman biz biriktirmeyelim. Peki ne yapalım ya Resulallah? Evet. Edinmeyelim altın gümüş. Kale. Biz cennet altın gümüşleri süsledik ya, abdest ağzalarına en kıymetli şeylerden süslenecek ya cennetlikler. Onu kazanacak diye şimdi söyledin. Şimdi de ya yuh olsun altına gümüşe diyor Peygamber. Nasıl? Diyor ki
edinmeyelim ya, yok yok edinin. Nasıl edinelim ya Resulallah? Kale lisanen zakiran. Yolda giderken karadır kaşların fermayandır demelen diyor. Bismillah diye başla diyor. Allah Allah, Sübhanallah ve bihamdi, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Bunları söyle diyor. Zikret diyor. Zikreden dil. O cennetlik altında gümüşleri biriktireceksen zikreden bir dil olsun. Ondan sonra sapa sağlamsın. Evlenmişsin, nur gibi çocuklar var, işin iyi gidiyor. Kazandım, çalıştım falan. Ulan sus. Her kazanan elde edebiliyor mu bunu? Allah verdi. Şükür Rabbime. Lisanen şakiran. Sağlık verdi. Gözüm görüyor, kulağım duyuyor, elim tutuyor, yürüyorum. Daha ne istiyorum yahu diye şükreden bir dil. Cennette çok altın gümüş süslenmek istiyorsan, evet böyle zikreden bir dil, şükreden bir kalbin olsun. Kur'an'da ne buyuruyor Allah? Le in şekertum de ezidenneküm. Şükür, şükür dedikçe daha çok verir. Şükür dedikçe daha çok verir. Zengin olmanın şeysi budur. Nimetlerin şükrünü bilmek. Osman hocam dilimizden 10.000 defa elhamdülillah. O değil demek ölen. En büyük şükür aldığın nimeti Allah'ın yarattığı yaratılış gayesine uygun kullanmak. Evet, elhamdülillah demek şükür ama en büyük şükür Allah'ın verdiği nimeti, parayı, sağlığı Allah'ın rızasını kazandıracak yola harcamak. Orada kullanmak. En büyük şükür bu. Mâ hulige leh. Yaratılış gayesine uygun kullanmak. En büyük şükürdür. Böyle kullandıkça daha çok verir Allah. Le in şekertum le ezidenneküm. Şükrederseniz vallahi billahi daha çok vereceğim. Le o demek. Ezidenne o demek. Yemin demek. Şükrederseniz ey müminler size daha çok vereceğim. Onun için şükür dilden düşmemeli ama kazandığın helaldan kazanmalı. Kazandığın şeyleri de Allah'ın rızasını kazandıracak yerlere verivermeli. Böyle işte şey dikmeli efendim. Böyle Kanuni Sultan Süleyman gibi cami dikmeli. Bak biz onun için ötüyoruz. Kıyamete kadar da burada ötenler onun için ötecek. Siz onun için namaz kıldınız. Hep ona yazacaklar. Akıllı olun diyor Peygamberimiz. Şükreden bir diliniz olsun. Evet. Kalbiniz olsun. Bunu unutmayın. Şükreden kalbiniz, zikreden diliniz olsun. Ve zevceten tu'inu alel ahire. Evet. Ahirete yardım eden bir avrat olsun, avradınız olsun. Kalk gidelim hadi, felekten bir gün çalalım diyen bir avrat var. Namazımızı kılmadan uyumayalım. Gece kalkalım, namaz kılalım. Sabah namazını camiye git, uyuma kalk diyen bir avrat var. Bir de aman be, sen de be. Ha, Allah buyuruyor. Evet, zikreden dil, şükreden kalp. Ve böyle ahirete yardım edecek bir avrat. Evet, zevce-i saliha. Zevce-i saliha. Öyle demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, niye önem verelim? Ne gibi şeyi elde edelim? Onu demişti. Böyle bir diliniz olsun, buna önem verin. Şükreden bir kalbiniz olsun. Sizin ahiretinize yardım edecek bir avradınız olsun. Buna önem verin. Arkadaş, o patronun kızını bir hallettin mi köşeye döneceğim. Dönemezsin. Sen müminsin. Ahiretin yardım edecek bir avrat kız peşinde koş, delikanlı. Sen de kızını böyle bir delikanlıya ver ey efendi. Bak onu söylüyor Peygamberimiz. Ne biriktirelim, neye uğraşalım diye sormuşlar da. Öyle söylemiş. Zikreden bir dil sahibi olun. Ona dikkat edin. Şükreden bir kalbiniz olsun. Cennete, ahirete sizi hazırlayacak, yardım edecek saliha bir avrat, hanım olsun. Evet.
Bu hem dünyada sizi mutlu eder, hem ebediyen sizin mutlunuza sebep olur. Ahmed bin Hanbel Hazretleri Beykayı, Abdullah bin Ömer Sevban Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şu hadisi okuyayım. Efendim. Tüb'asül melaike yevmel cuma ila ebvabil mesacid yektübünel evvele fel evvel. Cuma günü kainat yaratıldı. Cuma günü Adem yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cuma günü cennete konuldu. Kıyamette cuma günü kopacak. Bütün mahlukat, senin dilinden bilmediğin kurtlar, kuşlar, sabahleyin komşu, haberin var mı, bugün cuma, kıyamet kopabilir diye uyarırlarmış. Hazırlıklı ol, dikkatli ol diye. Cuma günü öyle bir, cuma günü müminlerin bayramı. Bir yerde namaz kılacaklar, kaynaşacaklar, omuz omuza verecekler, birlikte dua edecekler, duaları kabul olacak. Kafirlerin, Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarının hazırlattığı tuzakları Allah, müminler camiye doldurup düzgün saflar bağlayınca def edecek, kaldıracak. Cuma günü oluyor bu işler. Cuma günü önem vermek lazım. Kuş boy abdesti alarak, gıcır gıcır yıkanarak, evet, camiye gitmek lazım. Besmele çekerek sağ ayağında camiye girmek lazım. Camide mala yani şeyler konuşmamak lazım, yapmamak lazım. Evet, cami Allah'ın evi, kazanmaya geliyorsun. Hutbe dinlerken asla konuşmamak lazım. Cuma'dan sonra 7 İhlas, 7 Falak, 7 Nas surelerini okumak lazım. Gelecek cumaya kadar muhafızlarla korunmak için. İşte arkasından tesbihler yapıyoruz elhamdülillah. Memleketimiz, milletimiz bunu adet haline getirmiş. Araplar çekmiyorlar. Görüyorsunuz ne halleri var. 300 Sübhanallah, 300 Elhamdülillah, 300 Allahu Ekber. Bunlar hep yerli yerinde şeyler. Ondan sonra böyle abdest alarak güzelce cuma gidince günahların siliniyor. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz erken gidin diyor. Erken gidin cumaya. Böyle kazançları var. Ama şimdi bunları yapıyor. Kapıdan çıkarken oraya 100 kişi, 200 kişi toplanıyor. Mehmet, nereye gidelim? Ulan camiden çık da konuş. Mübarek adam. Ama şeytan dürtüyor. Camide mala yani şeyler konuştunuz mu? Kazandıklarını bir kibrit yakıyorsunuz, kül ediyorsunuz. Abdullah Mesud söylüyor. Kapıda yakıyorsun. Mübarek adam, azıcık sabret. Azıcık sabret. Başkaları da var. Minber hutbe okurken cumadan sonra kimin gidelim? Ula sus lan. Cuma hutbeyi dinlemek farz lan. Şeytan rahat durmuyor, dürtüyor. Bilgisiz böyle tuzağa çabuk düşüyor. Evet, camiden çıkmadan konuşma. Konuşma ya, azıcık sabret ya. Ama işte böyle, böyle cuma erken gelin, erken gelin. Ne diyor bak, cuma günü melekler gönderilir, görevli melekler sabah namazından sonra. Sabah namazından sonra camilere melekler gönderilir. Tüb'asu el melaikidu yevmel cuma ba'de subh-i sadık. Sabah namazından sonra, fecr-i sadıkta sabah namazı girdiğinden itibaren gelirlermiş bu melekler camiye. İle ebvâbil mesacit, camilerin kapılarına dururlar. Yektübûnel evvele fel evvele, kim geldi? İlk gelen yazıyorlar. Kapının iki tarafında duranlar. Ahmetoğlu Mehmet ilk giren. İki şu, birer birer sırayla ilk gelenleri yazarlar, defterlere yazarlar. Evet, hize kadel imamu, durmadan yazarlar. Ta hoca minbere hutbe okumaya çıkıncaya kadar.
minbere çıktı mı onlar da defterleri dürerler. Tuyet es-suhuf, defterlerini kapatılır, dürerler, hutbeyi dinlemeye gelirler. Yok hocam ya, biz öyle bir şey görmedik. Sen görmüyorsun. Peygamber yalan söylemez. Peygamber söylüyor arkadaş. Cuma dinlemek için kapıda gelenleri sırayla yazan melekler, hutbeyi dinlemek için, bak dinleyeceksin. Nereye gidelim? Yok. Amin demek yok. Dinleyeceksin. Melek bile dinlemek için o geliyor. Gelirler. Defterleri kapatırlar. Diyor. Evet. Bu konuda çok hadis-i şerif var. Bunlardan birkaçını, evet, Kastalani'de aynen böyle. İzâ kâne yevmül cuma kâme alâ külli bâbin min evâbil mescid. Camilerin kapılarında her kapıda melekler durur. Melaike yektübünen nâsel el evvele fel evvel, gelenleri sırayla yazmak için. Fel, evet, ilel cuma, evet, kel mehdi bidakkil hadis. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu şimdi okuduğumuz hadisini yazan bir sürü şeyler var. Evet. Buhari'de gene meni ıhtesele yevmel cuma huslel cenabeti sümme raha fe kennem karraba bedüne. Cuma günü boy abdesti alıp gıcır gıcır yıkanırıp camiye gelen, kimseyle dedikodu yapmayan, kavga etmeden cumaya yola düşen erkenden sümme raha fe kennem karraba bedüne, deve kurban etmiş gibi mükafat alır. Hemen raha fissaati saniye, ikinci gelen فَكَاَنَّمَ قَرَّبَ بَقَرَ, sığır kesmiş gibi sevap alır. وَمَنْ رَاهَ فِي سَاَتِ سَالِيْسَ, üçüncü gelen, üçüncü saatte gelen فَكَاَنَّمَ قَرَّبَ kepşen akrana, boynuzlu böyle koç kurban etmiş gibi sevap alır. وَمَنْ رَاهَ فِي سَاَتِ الرَّابِعَ, dördüncü gelen فَكَاَنَّمَ قَرَّبَ دَجَاجَةً, tavuk sadaka etmiş gibi sevap kazanır. Ve men raha fi saati'l hamise, 5. saatte gelen fekenne ve karraba beyzaten, yumurta sadaka etmiş gibi alır. Feiza haracel imamu hadratil melaiku yestemiuna zikr, hatip minbere çıktı mı melekler içeri girerler, defterleri kapatırlar. Evet, bunu söylüyor alimler. Şafak söktüğünden itibaren cuma namazına kadar olan şeyi 5'e kaç saat? 7 saat. 5'e böl. Kaç saat? 8 saat. 5'e böl. Kaç saat? 10 saat. 5'e böl. Hani günce, gündüzler uzuyor, kısılıyor ya, ona göre o süreyi 5'e bölürüz. 1. saat, 2. saat dediği odur diyorlar. Cuma günü erken sahabiler gidiyormuş. Ta şafakla geliyorlarmış. Bu yazılanlardan ilk olmak için cuma namazından sonraya kadar camide kalıyorlarmış. Bizden söylemesi. Evet, sizden de yapması. Hoca hadi bakalım söyledin, beni de uyarması. Sevdiğin adamı uyarması, hadi camiye gidelim diye. Oturuyorlar orada dışarıda, kahvede, şurada burada. Görüyorsun müjdeyi. Camiye gel, camide Kur'an oku, Sübhanallah de, Estağfurullah de, tesbih dinle filan filan falan. İşte böyle şeyler var. Cuma günü melekler yazıyorlar bunlar. Evet. Şerh edenler şafak sökmesinden itibaren şey edecekler, yani şafak sökmesiyle camide olacaksın. Çünkü başlıyorlar ya, erken gideceksin demiş İmam Nevevi. Yoksa tam o anda melek başlıyor yazmaya. İlk yazan sen olmazsın diyor. Yarım saat evvelden hazırlanacaksın, guslünü edeceksin falan. İlk yazan böyle oldu. Erken git efendi diye uyarmış. Evet, öyle söylüyor. Bu cuma guslünü sünnet-i Mekke'de vacip ayarında bir sünnet. 10 günlük günahları silinir. Tam usulüne göre yaparsa 10 günlük günahları silinir diye hadisler var. Onun için cuma günü hazırlıklı olmalı. Cuma günü önem vermeli. Dükkanlarınızda, mağazalarınızda bir köşeye elektrik var, elektrik ısıtıcılar var. Bir gider yapmalı. Hani sabah gusletsen
tamam da öğleye kadar miden sağlam mı? Nasıl dayanabileceksin? Hiç o gusül abdestiyle cami gitmek en güzeli. En güzeli. Ama böyle memur, işçi gece sabahtan yıkanıp cumaya giderse de bu müjdeye ermesi umulur. Öyle söylüyor alimlerimiz. Sen özel sektördesin, dükkanın var. Bir yerine bir yer yap, gusül edecek bir köşeye elektrik var, soba. Cuma giderken biraz, bir saat, iki saat evvel git erken, güzel yıkan, boy abdestiyle gıcır gıcır git. Aha, böyle müjdeler var. Biz de size duyuruyoruz. Evet, basit şeyler ama çok kazanılan şeyler. Bunu adet edinmeli. Birbirimize de teşvik etmeli. Cuma günü olmadı, boy abdestsiz gitmeyeceğiz arkadaş demeli. Bu sistemleri dükkanlarımızda, şurada, burada düzenlemeli. Ona göre tedbirler almalı. Cenab-ı Hak cümlemizi güzel peygamberimizin bu güzel uyarılarına kulak veren ve iki cihanda yüzü nurlu olan müminlerden eylesin. Amin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalemlerrahmanirrahim. Melkem dünyaka nam diyecek resim. Müstakim esratallah zinen antalahim ve ilmadub alayhim ve attağım. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leki şerif. Meal besmele-i şerife. Elem neşrah leki sadr. Allah-u Teala anke ve sekilleti. Zikrak feyinne mali ve sümüsren. 13'er İhlas-ı Şerif, Mal Besmele-i Şerif. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Ya Rabbi l-Alemin, müstakim esratallah zinan antalim. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın erbaî paklerine, ehl-i beyt, el ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhim ecmain, efendilerimizin erva kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahine, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımızın ervahına, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahına, bu camiyi yaptıranların günümüze kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutuba, müezzin, kayyibin, vaizin ve cemaati müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şöden, münatın, bu aziz vatanı bizlere hediye için, canlarını bezleden, sıkıntılar giden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahına hediye edip vasıl eyle. Amin. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Amin. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Amin. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Amin. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Amin. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Amin. İmanımızı kamil eyle. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Amin. Rızkımızı helalinden bol eyle. Amin. Akıbetimizde hayır eyle. Amin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan, hasetlerden, fesatlardan muhafaza eyle. Amin. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Ümmet-i Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Ümmet-i Muhammed'in kalplerini birbirlerine ısındır. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bulundurma ya Rab. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. Şu dualarımızı da Ravza-i Mutahhar'da Kabe-i Muazzam'ın edilen salih kulların kabul buyurduğun güzel duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel Kur'an'ın güzel okumayı, güzel dualar etmeyi, senin güzel adını gece gündüz zikredenlerden olmayı nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.